Herkese merhabalar arkadaşlar. Fen bilimleri dersindeki videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, bu videoda neler var? Herkese merhaba arkadaşlar. Hücre bölünmesinden bahsedeceğim bu ünitede. Sonra mitoz ve mitozun evreleriyle konuyu bitireceğiz. İlk başta hücre bölünmesi nedir çocuklar? Hücreler belli bir olgunluğa ulaştığında, yani büyüdüğünde, yeni hücreler oluşturmak için bölünürler. Buna hücre bölünmesi diyoruz. Yani resimden danışık hücre büyüyor, daha da büyüyor, sonra ortadan bölünüyor. Bölünerek yeni hücreler oluşuyor. İki ayrı hücre haline dönüşüyor. Evet. Hücre bölünmesi canlılık belirtisidir. Bütün canlılar hücreleri, bütün canlıların hücreleri bölünür. Yani bitkilerin, hayvanların, insanların. Tabii, çünkü bilgilerini bölünür. Aktarmak ister ve çoğalmak isterler. Hı-hı. Bundan dolayı hücre bölünmesi tüm canlıların ortak bir özelliğidir. Arkadaşlar, iki çeşit bölünme vardır. Yani bundan üçüncü bir bölünme şekli yok. Birincisi mitoz bölünme, ikincisi de mayoz bölünmesi. Biz bu ünitede mitoz bölünmeyi işleyeceğiz. İlk başta mitoz bölünmeyle başlayalım. Bir hücrenin kendini kopyalayarak iki yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme diyoruz. Yani bir hücre, ana hücre diyoruz buna genelde. Sorularda da görürsünüz. Ana hücre dediyse bölünecek hücredir o. Bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme diyoruz. Bir nevi şöyle düşünebilirsiniz. Fotokopiye koyuyoruz. İki tane fotokopi kağıdı çıkartıyoruz kağıttan. Evet. Çok da mitoz sonucu aynı genetik yapıya sahip iki yeni hücre oluşur. Yani genetik yapısı değişmez. Değişmez. Buradaki kastım, ana canlının bütün özellikleri aynen yavru canlılara aktarılır. Fotokopi derken de bunu kastetmiştim. Yazılar hiç değişmeden nasıl fotokopide çıkıyorsa, mitoz bölümede de hiçbir şey değişmeden yeni hücrelere aktarılıyor. Mitoz sonucunda kromozom sayısı değişmiyor. Değişmeden yan hücreleri aktarıyor. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum, bizim vücudumuzun herhangi bir yerinde mitoz bölünme hücre gerçekleştirdi. İnsan türü kaç kromozoma sahipti? 46. 46. O zaman yeni oluşacak hücrelerin kromozom sayısı da yine 46'dır. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyor. Çünkü. Neydi o 500 kromozomlu? Eraltot. Eraltotunla bölündüğü zaman yine 500 kromozomlu eraltot oluşturuluyor. Evet. Evet, mitoz bölünme şeklinde. Mitoz bölünmede hız farkları olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir yaraların oluşmasındaki mitoz bölünme, o etrafındaki oluşan mitoz bölünme ile büyümek için, kemiklerin uzaması için oluşacak mitoz bölünmenin hızı farklı olabilir. Ya da insanların hücresinin mitoz bölünme hızıyla herhangi bir canlının, farklı bir canlının mitoz bölünme hızı farklı olabilir. Bakterilerin mitoz bölünmesi farklı, çok hızlı farklı olabilir. Evet. Hızlar değişebiliyor yani. Şimdi arkadaşlar, mitoz bölünmenin özelliklerinden devam ediyorum. Bu özellikler önemlidir, çok da çıkan. Bir defa mitoz bölünme çok hücrelerde büyümeyi, dikkat edin, gelişmeyi, yenilenmeyi ve yenilenmenin biraz daha açarsam yaraların onarılmasını sağlar. Bunlar mitozun genel özellikleridir. Ne yapıyormuş çok hücrelerde? Büyüme, gelişme, yenilenme ve yaraların onarılması. Büyüme ve gelişmeden kastım şu. Mesela bir tohumun çimlenmesi. Hı hı. Bir bebeğin büyümesi, boyu uzatması, işte gelişmesi. Mitoz bölünmenin insan mesela hayatın evrelerine göre, mesela erken yaşlarda daha hızlı ya hayatın ilerleyen bölümünde, mesela yaşlılıkta daha yavaş gibi diyebilir miyiz? Evet, evet, kesinlikle. Mesela bunu şuradan anlamaya çalışıyorum. Hani okullarda öğrencilerim düşüyor, kolları bacakları kırılıp işte alçıya falan alındığı oluyor. Mesela 10 yaşındaki bir çocuk hani şöyle söyler, yaş başına bir gün. 10 yaşındaki bir çocuğun kolu kırıldığında 10 gün içerisinde iyileşir derler. Ama şimdi mesela 50-60 yaşında bir insan düşüp de kolu bacağını kırdığı zaman onun iyileşmesi daha uzun sürüyor. Evet. Bunun sebebi mitoz bölünmenin erken yaştaki canlılarda daha hızlı, ileriki yaşlarda daha yavaş olmasına kaynaklı olabilir. Aynen, mitoz bölünmenin yaş olarak değişkenliği, hızı değişiyor. Gelişim aşamasındaki hızı değişiyor. Mesela en hızlı olduğu an anne karnındaki bebeğin büyüme anı. En hızlı çünkü olduğu an. Soğuktayken bir anda kocaman işte, evet, doğduğu zaman 9 ayda 4 kilo, milyarlarca yani 5 kilo düşüyor. Evet. Hücreye dönüşüyor. Sonra bebeklik aşaması çok hızlıdır. Hı. Bir de ergenlik aşaması çok hızlı. Zaten 19-20 yaşından sonra artık çok fazla, evet, değişmiyor. Yavaşlama. Yani 30'undan sonra boy atan falan yoktur zaten. Hızının yavaşlamasına başlıyoruz. Evet. İkincisi, çocuklar büyümeyi anladık değil mi? Evet. Tohumun çimlenmesi, fidana dönüşüyor. Fidan büyüyor, ağaç meyve veriyor falan. Bu aşamasının hepsi büyüme. Ya da bir bebeğin boy atması, büyümesi, çocukluğa, çocukluktan yetişkinliğe dönmesi. Bunlar büyüme olarak adlandırabiliriz. İkincisi, yaraların iyileşmesi. Adam bir kaza geçiriyor. El, kol hepsi kesilmiş, kırık. İki ay sonra bir bakıyorsun, sapasağlam çıkmış. İz de kalmamış. Evet, hiçbir iz kalmamış. Yaraların hepsi kapanmış. Bu kapanan yaraların düzelten, yenileyen, iyileştiren bölünme mitoz bölünme. Ve biz bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Yani vücut, evet, kendini otomatik olarak onarıyor. Bu çok çok hakikaten büyük bir mucize. Yani ve derinin aynısı.
Mesela esmer tenli birisinin bakıyorsun esmer fotokopi. Evet. Değişen hiçbir şey yok. Dikkat edelim çocuklar. Değişen hiçbir şey yok. Mitoz bölünmede hiçbir şey değişmez. Yenilenmede ise yenilenmeyle kastım mitoz bölünmeyle örneğin bir yılanın deri değiştirmesi. Hmm. Yılan derisini atıyor, eskimiş derisini. Diyor bana bir yeni deri lazım. Pat yeni deri çıkartıyor. Yenisi çıkıyor. Evet. Tırnağımızın uzaması mesela de olabilir mi? Aynen. Kesin aynen. Atıyorsunuz yenisi geliyor. Yenisi falan. Geliyor. Ya da biz yazın tenimiz bronzlaşıyor. Bronzlaşan ten soyuluyor. Alttan yenisi çıkıyor. Gibi. Ya da bu çok önemlidir. Bunu üremeyle karıştırıyorlar. Üreme değildir kesinlikle. Kertenkele kopan kuyruğunun tekrar çıkması. Bu mitoz bölünmenin bir örneği. Evet, mitozun örneği. Üremeyle bir alakası yok. Yok. Kertenkele hızlı koşmak için kuyruğunu atıyor. Tehlike bittiği an tekrar kuyruğu çıkıyor. Anında mı çıkıyor hocam? Yani yok yavaşça ama bir hızlı. Yani hızlı bize göre daha hızlı ama çıkıyor. Hmm. Ve bu mitoz bölünmenin yenilenmesine örnek olarak verilebilir. Yani Iron Man gibi kollardan demir falan çıkıyor. Kertenkelenin kuyruğu hemen çıkıyor bir anda. Saniyesinde. Evet. Mitoz arkadaşlar sadece üreme kısmında tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Bir iki tane çok hücreli üremede özellikler var ondan bahsedeceğim ama tek hücreli canlıların bütün üremeleri mitozda olur. Hı hı. Çünkü tek bir hücredir. Tek bir canlıdır. Bölünecek iki yeni canlı oluşacak. Bölüne evet, gidecek. Buna dikkat edelim. Tek hücreli canlıların üremesi sadece mitozda olur. Bu olaya da eşeysiz üreme denir. Ortada bir eş yoktur. Hı. Eşeysiz üremeler mitozda olur. Bunların örnekleri çok çıkar. Hani kimler bu eşeysiz üremeleri yapanlar? Bunlar tek hücreli canlılardan kastım amip. Şu gördüğünüz bir amip örneğidir. Bakın amip hücresi tek hücreli bir canlı. Ortadan ikiye bölünüyor. İki tane yeni amip oluşuyor. Zaten bundan sonraki artışlar hep böyle sayıların karesi gibi düşünebiliriz. Evet, yani sonra 2 gen 4, 4 gen 8, 8 gen 16 falan diye devam ediyor. Ondan dolayı tek hücreli canlılar çok hızlı çoğalırlar. Aynen öyle yani. Saniyede binler. Karesini alıyorsun yani. Direkt karesini alıyorsun. Evet. Bakterilerin çoğu da bu şekilde hızlı çoğalıyor ve hastalığa neden oluyor bu arada. Öglena, paramezyum gibi canlılar. Mitoz bölünme sonucu ürerler ve çoğalırlar. Tek hücreli canlılardır bu. Mesela görüyorsunuz. Ortadan öglene ayrılıyor. İki yeni hücre. Bu öglene bu? Amip. Amip. Paramezyum. Bunların hepsi tek hücreli. Tek hücreli canlılar. Örnekleri unutmayalım. Amip, öglene ve paramezyum en bilinen örnekleridir. Çok hücreli canlılarda da eşey yoksa mitoz bölünmeyle üreme olur. Mesela deniz yıldızı. Bakın şurada. Çocuklar görüyorsunuz görselde. Deniz yıldızının kesilen kısımları kendini tamamlıyor ve iki tane yeni deniz yıldızı oluşuyor. Ortada bir eş var mı? Yok. Eş yok. Eşeysiz üreme ise mitozdur. Ortada eş yoksa çocuklar mitoz bölünmedir. Kopan parçalar kendini tamamlıyor ve yeni iki canlı oluşuyor. Sakın arkadaşlar bunu siz denemeyin. Bunu kendi otomatik yapıyor. Yani yazın deniz kenarlarından böyle yıldızları falan toplayıp ben onların çoğalmasına yardımcı oluyorum demeyin. Siz dokunmayın arkadaşlar. Onlar kendi başına yapıyor. Hallediyorlar. Evet toprak solucanı da böyle. Kesiyorlar ortadan. Kesilen kısımlar kendisini tamamlıyor. Ve yeni toprak solucanlar oluşuyor. Sayı olarak da artıyor. Bunlar doğa zaten mükemmel bir yapıdır arkadaşlar. Siz müdahale etmeyin diye bahsediyoruz. Evet. Dikkat edelim çocuklar. Eşeysiz üremeyle yeni bireyler oluşuyorsa yine mitoz bölünmedir. Evet. Gelelim mitozun evrelerine. Mitoz evreleri. Bu görseli bol bol göreceksiniz. Bu konuda bilginiz olsun. Mitoz bölünmede ilk başta bir hazırlık evresi var. Yani bölünme başlamadan, evreler başlamadan önce bir DNA önce bir kendini eşliyor. Diyor ben bölüneceğim, benim bilgim iki katına çıksın, sonra birisi diğerini, birisi yeni oluşacak diğer hücreye aktarırsın. Onun için DNA ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Organel sayıları artıyor. Çünkü iki yeni hücre oluşacak. Mitokondri artıyor, anlatabiliyor muyum? Ribozom artıyor ki çünkü diğer yeni hücrelere bu organelle aktarırsın. Hazırlık evresinde bu. DNA iki katına çıkar, organel sayısı artar. Enerji üretimi de artıyor bu arada. Birinci evrede ne oluyor çocuklar? Birinci evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyor. Kayboluyor ortadan. Yani şurada çekirdek zarı ve çekirdekçik vardı ya. Eriyor. DNA iplikleri kalınlaşıyor, yoğunlaşıyor. Kromozoma dönüşüyor. Kromozomlar belirgin hale geliyor. Görüyorsunuz şu anda. Siyah ve beyaz evet. Süzgelerden bahsediyor değil mi? Evet. Siyah ve beyaz kromozomların belirgin hale geldiğini. Ve ikili yapıya dönüşüyor. Görüyorsunuz çocuklar. İkili yapıya dönüşüyor. Bu ikili yapılara kardeş kromatit diyoruz. Bakın şunlar birbirinin kardeşi. Kardeş kromatitler. Ve bundan sonra eş DNA parçalarında işeriyor. Yani bilgiler tamamen birbirinin aynısı. Yani ikinci evre bu mu hocam? Birinci evet, evre mi o? Bu birinci evre. Dur, ikinci evreye daha geçmedik. Çocuklar şu kısım birinci evre. Birinci evrede eş kromatitler ondan sonra karşılıklı diziliyor. Eş DNA parçaları. İkinci evrede bu eş kardeş kromatitler hücrenin ortasına
dizilir. Resmi de gösterirsek hocam. Şöyle göstereyim. İkinci aşama hangisiydi? Şu. İkinci evre dediğimiz evre bu. Birinci evremiz de buydu çocuklar. İkinci evrede ne oluyor? Ekvator diyelim, dünyaya benzetelim bunu. Ekvatorun ortasında diziliyor. Dikkat edersek iki siyah yukarı doğru gidecek. İki beyaz yukarı doğru gidecek. İki siyah aşağı doğru, iki beyaz da aşağı kardeş doğru. Kardeş kromatitlerin bir kısmı yukarıya karşılıklı olanlar. Birbirinin aynısı bunlar. Şununla şu yapı birbirinin aynısı. Şununla da şu yapı birbirinin aynısı. Kardeş kromatitler yukarı doğru ayrılmak üzere gidecek. Dizilecekler önce. Üçüncü evrede ne olacak? Üçüncü evrede ne oluyor? Onlar da resimlerde gösteriyor. Şunlar kutup diyoruz. Üçüncü evrede kutuplara çekiliyor kardeş kromatitler. Ve ortası artık incelmeye başlıyor değil mi? Evet. Ekvatorda incelmeye başlıyor. Sonrasında da bu dördüncü evre resimlerle bahsetmek gerekirse. Dördüncü evrede son olarak da bölünüyor. Bölünüyor ve en baştakinin aynısı oluşuyor değil mi hocam? Evet aynı. En baştakinin aynısı. Onu zaten detaylı söyleyeceğim. Arkadaşlar ne dedik? İkinci evrede hücrenin ortasına dizildi. İkinci evrede. Üçüncü evrede eş parçalar, kromatitler zıt kutuplara çekiliyor. Bu arada her kutupta eşit sayıda kromozom var. Dördüncü evre yani son evrede artık hücre ortadan boğumlanıyor. Bölünme evresinde söylüyorum. Genetik bilgileri taşıyan iplikler tekrardan dönüşüyor. Ve bu iplikler etrafında çekirdek zarı oluşuyor. Şöyle bir çekirdek zarı çizebilirim. Çekirdek zarı görünüm haline geliyor. Ve çekirdek bölünmesi tamamlanmış oluyor. O zaman şu tekrar şunun üzerine gösterecek olsak. Birinci evre şöyle bir yuvarlak için alalım hocam. Şöyle göstereyim çocuklar. Bu hazırlık evresiydi. Hazırlık evresi. Bu hazırlık. Şuna birinci evre diyebiliriz. Evre. Şuna ikinci evre diyelim. Şuna da üçüncü ve dördüncü evre diyelim. Dört evre. Birinci evrede ne oldu? DNA kendini eşledi. DNA iki katına çıktı. İki katına çıktı. Organeller arttı. Enerji üretimi arttı. Artık bölüneceğiz dedik. İkinci evrede kromozomlar hazırlık evresinden sonra birinci evrede kromozomlar belirgin hale gelmeye başladı. Artık kromozomlar, iplikler yoğunlaştı. Kromozomlar belirgin hale geldi. İkinci evrede o kromozomlar, eş kardeş kromozomlar, kromatitler karşılıklı dizildi. Üçüncü evrede kutuplara çekiliyor. Dördüncü bunlar eşit sayıda bakın. Burada iki tane ise burada da iki tane. Örnek veriyorum burada 46 kromozomsa burada 46 kromozom. İnsan türü için düşünürsek. Son olarak da bölünme başlıyor, boğumlanma ortadan şöyle bölünmeye başlıyor. Ve iplikler tekrar oluşuyor. Çekirdek zarı tekrar oluşuyor. Ve çekirdek bölünmesi tamamlanmış oluyor. Tabii bu o kadar hızlı oluyor ki biz bunu TV şu anda böyle uzun uzun bayağı böyle bir ağır çekim yapmış olduk. Bu evreler dikkat edin karıştırılmasın. Evet. Sonra en son bir bölündü bitti olay. Ne oluyor? DNA miktarı bölünme evresinde iki katına çıktığı için bölünmeden önce bu iki tane en kromozomu iki katına çıktığı için sonra bir daha ikiye bölünüyor ve DNA miktarı değişmiyor. Yani her bir oluşan yeni bu ana canlı ise, ana hücre ise, bu ana hücre 2N ise kromozom sayısı, yavru hücreler, yani yeni oluşacak yavru hücrelerde, buradaki, buna da yavru hücre diyelim, yeni hücrelerdir bu. Tabi çocuklar bu hücre artık bölündü, bu artık bitti. Yavru hücrelerde yine kromozom sayısı 2N'dir. Tabii zaten potansiyel olarak bir sonraki de bu yavru hücreler büyüyerek ana hücreye tekrar oluşuyor. Evet, yine bir ana hücre oluyor, yine bölünüyor, yine iki yeni hücre oluşuyor. Evet. Yani ve bu birbirinin fotokopisi, aynısı. Bunun bütün özellikleri bunlarda saklıdır. Evet. Değişen hiçbir şey yok çocuklar. Son olarak da hücrenin bölünmesi bitki ve hayvan hücresinde farklı. Yani son evremiz var ya dördüncü evrede. Bölünme bitki ve hayvan hücresinde farklılık gösteriyor. Hayvan hücresinde çocuklar mesela bir balonu ortadan sıkın. Boğumlanır değil mi? Bu boğumlanmaktan kasıt hani boğmak gibi düşünüyoruz değil mi? Ortadan tam bir balonu boğumluyor. Ortadan sıkın boğum. Bu mantık da hayvan hücresinde gerçekleşir. Ortadan boğumlanıyor. Yani sıkar gibi ikiye bölünüyor. Bu şöyle düşünebiliriz. Hamur var ya, elinizde koca bir hamur var. Ben hamuru böyle hani bir parça hamurdan ikiye böldüğünüz zaman ortadan boğuyorlar genelde. İki farklı poğaça hamuru mesela. Anneniz evde poğaça yapıyorken bunu görebilirler. Hayvan ve insan hücresinde bu şekilde oluyor. Boğumlanarak oluyor çocuklar. Dikkat edin. Bitki hücresi daha sert bir yapıya sahip. Hücre duvarından dolayı. Öyle ortadan boğumlanamıyor. Ve buna aralamayan, yani makasla keser gibi bir kağıdı ortadan ikiye bölünüyor. Şu gördüğünüz aralamayandır. Aralamayan sonucunda iki yeni bitki hücresi oluşuyor. Ortadan makasla kestiğimizi düşünelim. Boğumlanma da böyle bir içe doğru göçüyor. Ama bitki hücresinde sanki makasla ortadan kesip kağıdı ikiye ayırıyor musunuz? Ama aynı şekilde yine benzer özellikler taşıyan iki hücre oluşuyor. Tabii bitki hocam? Hücresiyle yani hayvan hücresinin bölünmesi. Mitoz bölünmedi arkadaşlar. Şunu anlamamız lazım. Fotokopisi çıkıyor ortaya. Yani en baştaki ana hücreden yavru hücreler oluşuyor. Ve yavru hücreler de ana hücreyle aynı özelliklere sahip oluyor dedik. Ve mitoz bölünmeyi tamamlamış olduk. Var mı eklemek istediniz hocam? Unutmayalım çocuklar. Hayvan hücresi boğumlanarak
Bitki hücresinin ismi de aralamel. Şu aralamel kelimesini unutmayalım. Çıkar sorulardan. Evet, teşekkür ederiz hocam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.